Göt onu tamam mı? Bütün arkadaşlarını toplamış gelmemiş mi? Ulan bizim sokakta siker ulan böyle İbnoğlu İbnesi. Vallahi billahi işte tabii kesmişiz kışlarını. Neyse işte böyle sonra karakol marakol. Dedim ulan sikerim Ali. Seni Cahlen İbne. Bir daha seni buralarda görürsem. İbneler vallahi ya işte asabım bozuldu. Adı Ali Silvan. Baba adı Abdurrahman. Ana adı Zelha. Ev adresi Umut Sokak No 5 Kadırga'da oturur. İş adresi neydi? Özeki taddehanesi Eyüp. Buyurun, başkomiser Haydi. Çek elini lan! Çek! Puh, Allah belanızı versin! Ne içersiniz? Çay? Kahve? Soğuk bir şey içelim. Adam be. Karışma lan! Ağzını topla! Çekil git ulan buradan! Ulanının da senin de... Getir be! Hadi kardeşim. Ali abim burada mı? İçeriden yeni çıktık da iş arıyoruz. Geçin şöyle. Sağ ol. Geçin şöyle. Sağ ol. Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba. Baba hapisten yeni çıktık da bir emrin varsa baba. Öldüreyim mi lan? Topal! Topal! Polise ne söyleyeceklerini anlat! Polise ne diyeceğinizi biliyor musunuz? Dağılın! Dağılın! Dağılın diyorum! Bu arkadaş benim anama avradıma küfür etti memur abi. Ben de dayanamadım, silahı çekiverdim abi. Gayem öldürmek değildi tabii. O silahı çekince tabii ben de asıldım. Cezam neyse razıyım memur bey. Doğru söyleyin, yoksa fena olur. Merhaba. Merhaba. Bak Ali Silvan, çizmeyi aştın. Benim bölgeme girdin. Hale girdin. Yarın oralardan çıkacaksın. Bir daha ne seni, ne de adamlarını oralarda görmeyeyim. Hasan abi. Gel elimi öp. Bu iş burada kapansın. Saygımız sonsuz. Seni severiz de sayarız da. Öpmeye gelince ancak ölümüz öper. Bölgenden çıkmıyor musun? Bütün hemşeriler haldedir. Benden rica ettiler bize mukayyet ol diye. Onları kıramam. Çıkmıyorsun yani. Çıkmıyorum. Elini
ellerinizi kaldırıp çıkın. Gördünüz ki kalleşlik Arap Hasan'dan geldi. Hepinize yanımda yer var. Beni iyi dinleyin. Gördünüz ki ben öldürdüm. Aslanım. Bunlar aralarında zannetme. Ali Silvan vurmuş esasında. Fikri almış suçu üstüne gidip silahla teslim olmuş. Aramızda husumet vardı demiş. Silahı çengice mecbur kalıp vurdum demiş. Çabuk yırtar. Ali de ona krallar gibi bakar mı hapista? Amin. Vallahi benim haberim yoktu Ali kardeş. Meğer adamı satın almış. Arabın üstünde silah varken yok dedi. Gereken cezayı verdik, merak etme. Adamlarına dikkat et Karadayı. Biz böyle şeyleri kolay unutmayız. En son çarem sensin. Kızım Travolta Cemal diye birinin peşine takıldı. 6 aydır ortalarda yok. Onu bulur gönderirsen... Merak etme teyze. Gene mi o puşt? Çabuk kızı bulup evine teslim edin. Topal! Sen de Travolta'nın icabına bak. Teşekkür ederim oğlum. Buyurun. Abi Silvanlıyım abi. Bir iş abi. Varsa eğer iş... Alyon sokaktaki kahyalığı buna verin. Bir de şapka. Sağ ol hemşerim, sağ ol. Sen bir daha iyisin Bülent. Büyük paralar kazandırdın. 1'e 5 veriyorsun. Bu ay kaç para vereceksiniz? 100 milyon yeter mi? Güzel. Büyük bir otel aldım. Ekonomi sayfalarını okuyor musun? Ne okumam. Güzel bir otel zinciri kuracağım. O işler senin işin. Size de çok gerekecek. 100 milyonu nereden alacağım? Her zamanki gibi. Biliyorsun seninle işimiz adına buluşuyoruz. Şimdi senden 3 ricam var. Bir an... Ondan Sefer Hüseyin aradı. Afyon saklısını %80'ine toplamışlar. Kim oldukları bilinmiyor. Yepyeni usulleri var. Yalnız malı A Enternasyon'a ulaşım taşıyormuş. Korsika, Marsilya, Sicilya üzerinden mal taşıyamaz olduk. Bu arada hiç alıcı da gelmiyor. Bulgaristan'dan gelen haberlere göre silah işine girmişler. Güney komşumuzdaki müşterimiz de aramaz oldu. Bence bunlar aynı adamın işi. A ulaşım kimmiş? Araştırdık. A pazarlama, Asya otelcilik, A reklamcılık, A video ve film sanayi, A kola, Asya deterjan ve nihayet Asya hava yolları. Sahibi? Ali Silvan bilir. Bilirim. Kadırgalıdır. Benden ufaktır. Bacanağımdır. Adı Bülent Alper'dir. Bütün bu şirketlerin, A Holding'in sahibidir. Peki bu ne iş? Böyle işler yapacak adam değildir. Sen? Beni uzun süredir izlettiğinizden eminim. Böyle bir iş yapmadığımı bilirsiniz. Yoksa şimdiye kadar çoktan kafamı koparttırdınız.
Kopartırdık. Herkes kendine düşen görevi bilir. Bülent mi ne? Onu bence da bütün bu işleri yapan odur. Yoksa 3 yılda bir şirket bu kadar büyüyemez. Ne kadar büyük bir güç olduğunu farkında mısınız? Her yere kollarını uzattı. Her yerde adamları var. Artık yapmayacaklar hiçbir şey yok. Herkesin ipini oynatıyor. Bizim bile değil mi? Adam hükümet gibi. Benim bir teklifim var. Ali Silvan'a bir görev düşer. Bütün babalar artık seni biliyor, tanıyor. Ve iplerini senin oynattığını zannediyorlar. Evet, ben oynatıyorum. Önümde artık çok az yol kaldı. Sen, Ali Silvan, bacanağım, ortağım... İş hayatında ve ülkenin yönetiminde yeni bir yolun genç öncüleri olduğumuzu görmüyor musun? Ülkemdeki her vatandaş verimli bir insanoğlu olacak. Başarısızlar ve asalaklar yok olacak. Ve güzel bir toplum çıkacak ortaya. İşte bunu ben gerçekleştireceğim. İktidara geleceğim. Peki halk evet diyecek mi? Diyecek. Kamuoyu oluşturmanın tek yolu... ...doğru gözüküp insanlara söyleyemediklerini söylemektir. Yalan olsa bile. Bak Bülent Alper... ...biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için. İsyankar olduğumuz için. Sen çok büyüdün. Niye? İçimden öyle geldi. Sevmedim söylediklerini. Merhaba ağalar. Merhaba. Gündemi biliyorsunuz.